Herkese merhaba, ben Senem. Bugün Murat'la birlikte Evidea'dayız. Sizleri hep birlikte böyle çeyizlik alışverişe getirdik tekrar. Hep birlikte fiyatları böyle inceleyeceğiz. Neler var, neler yok, neler alınır, gözümüze neler hoş geliyor. O zaman haydi bakalım, hep birlikte Evidea'yı keşfe davetlisiniz. Biz de şu anda şöyle bir masa kurulmuş. Sizlere çekmek istedik. Şöyle beyaz, gold, sade ama şık parçalar sevenler için bu güzel bir seçenek olabilir. Bambu markasınınmış 1300 lira 24 parçalık yemek takımının fiyatı. Burada da görüyorsunuz pasta tabağı, yemek tabağı, kasesi ve servisi var. Sade ve şık bir seri. Hemen yan tarafta şöyle Murat'la birlikte geçelim. Burada hem yemek takımı setleri var hem de böyle kendiniz istediğiniz miktarda alabileceğiniz tekli ürünler de mevcut. Daha sade şeyleri sevenler için böyle mesela kırmızı yeşil bir takım getirmişler. İster renkleri karıştırabilirsiniz, ister sadece kırmızı yeşil yapabilirsiniz. Şöyle şurada fiyatları da yazıyor. Murat şimdi sizler için çekiyor, ben tek tek söyleyip de videonun vaktini uzatmayayım. Çünkü benim çenem açıldı mı biliyorsunuz çok uzun sürüyor. O yüzden şöyle size hem fiyatları hem de modelleri baştan şöyle gösterelim. Mesela en sade takım burada 12 parçalık bir yemek takımı var. 550 liraymış bunun fiyatı. Onun yanında desenli bir seri var. Bu da 24 parça 700 liraymış. Altında daha böyle geniş çay takımı var. Hem servisleri hem çaydanlığı, çay altlığı komple bir set. 36 parça kahvaltı seti olarak geçiyor. Bu 2099 liraymış. Altındaki yeşilde de indirim varmış. O da gene 30 parçalık bir kahvaltı takımı. O da 1500 liraymış. Burada yine böyle çekiyoruz size. Farklı pek çok yemek takımı ve kahvaltılık seti bulabilirsiniz. Şurada da bir tane Güral porselenin takımı var. Çeyiz yapacak olanlar, böyle çorbalığı falan her şeyi olan setler var ama şu çorbalıklı setler yani hiç kullanılmıyor gibi bir şey. Çok ben tavsiye etmem ama hani benim gönlüm olsun, her şeyim olsun ilk evlendiğim zaman diyorsanız hani böyle büyük 84 parçalık setlere de bakabilirsiniz ama bence günlük yemek takımlarını almak daha mantıklı. Bunların da fiyatları şu anda 4000 lira. Onları da söylemeden geçmeyeyim. Burada gene klasik beyaz gold bir takım daha var. Bunu da çekmişken gösterelim. Bu da Kütahya porselenin inci serisi. 3500 lira da bunun fiyatı, 53 parça dediğim gibi. Şu bon porselen olarak geçen bir porselen çeşidi var diyeyim. Yani çok kaliteli olmuyor ama seramikten de güzel oluyor. Bu da Güral porseleni. 1400 lira da bunun fiyatıymış. Yemek takımının yanına tabii ki de çatal bıçak olmadan olmaz. O zaman biz de şöyle size çatal bıçak takımlarını da gösterelim dedim. Burada Nehir'in, Erdem'in, Ar Yıldız'ın pek çok farklı markanın çatal bıçak setlerini bulabilirsiniz. Mesela Ar Yıldız'ın şu goldları çok popüler. Onları gösterelim şu anda. 24 parça. Bunların fiyatı burada 1600 liraymış. Bir de burada böyle Erdem'in 60 parçalık paslanmaz çelik klasik seti var. Bu da 800 liraymış. Şurada da 60 parçalığı var. Bu da mesela 860 liraymış. Ar Yıldız'ın ürünleri her zaman kaliteli oluyor. Bunları da şöyle gösterelim. 36 parçası 1300 liraymış. Ha, burada açık halleri de varmış. Onları da gösterelim. Ah, Hisar'ım varmış mesela. Biz şu anda evde Hisar Optima'yı kullanıyoruz. Şu modeli kullanıyoruz hatta. Bayağı da iyi indirim varmış. 40 parçası 1098 liradan 700 liraya düşmüş. İyi. Burada gene Murat sizler için sen farklı bir ara goldları seviyordun ama böyle parlak gold değildi değil mi? Ama bu da güzelmiş. Bu da Ar Yıldız'da 24 parça 1600 liraymış ama goldu güzel. Burada güzel böyle granit döküm şeyler varmış. Tencere diyecektim. Tavalar varmış. Onları da gelmişken çekelim. Bu mesela 200 liraymış. İyi fiyat. Bayağı da kaliteli geldi şu anda. Tabii, şöyle tabii çok... Mehtap'ın sahanı varmış. Bu 110 lira. Bu şey krep falan yapmak için ince tavalardan. Yani değişik modeller bulabilirsiniz. Burada mesela şeyler de varmış. Şöyle bakır. Bu da 180 liraymış. Bakır sahanın fiyatı. Evet, Murat kahvaltıda çok sever. Bakırın içinde. Batırıp yiyeceğim. Burada da gene böyle tekli tabaklar var. Portland'ın özellikle şu Wild serisi hoşuna gidenler için Evidea mağazalarında da bulabilirsiniz. Eğer ki kendinize yakın bir Portland mağazası yoksa. Bu Be Happy serisi de varmış burada. Love'lar da varmış. Şu Portland'ın Love tabakları. Bu küçük tabak, bakıyorum hemen. İkisi de 90 liraymış. Portland ürünlerini de dediğim gibi buradan bulabilirsiniz. Ama farklı markalar da var. Daha uygun mesela Tulu porselenin ürünleri de var. Bu servis şu anda düşmüş. Şu
30 liraymış. Ay, kahvaltı tabağı falan olarak da gayet güzel olur. Benim hoşuma gitti şu anda şu model. Şu desenli olan da güzelmiş. Bu da düşmüş. Bu 26 liraya düşmüş. Bu da gene Tulu porselenin 25 santim. Gayet güzel bir tabak. Şu altta gene Portland'ın Hop serisinin bir tabağını görüyorum. Bu da 150 liraymış. Şöyle göstereyim. Gene Murat sizler için çekiyor farklı farklı modelleri. Şu Kütahya porselenin tabakları 57.90. Fiyatları zaten görüyorsunuz şu anda. Burada pek çok tatlı, servis tabakları bulabilirsiniz. Şu çukur tabak da hoşuma gitti. Bunu da göstereyim. Bu da Mia'nınmış. Gene pasta tabağı da var. Pasta tabağı 35. Bu da 35'e düşmüş. Böyle kasesi ve servis tabağı da varmış. Bu komple seri olarak da alabilirsiniz. Çok hoşuma gitti rengi damar olduğu için. Bu kasesi 90 liraymış. Bu servisi de 80 liraymış. Onları da şöyle beğenmişken sizlere de göstermek istedim. Burada böyle farklı boylarda minik kahve yanı sunumluklar var. Bunlar da 20 liraymış adet fiyatı. Her rengi var hemen hemen. Şöyle birkaç farklı modelini de göstereyim. Kahve fincanınızın rengine göre buradan alıp yanına sunumluk olarak kullanabilirsiniz. Ya da kahvaltılarda reçel bal falan içinde gene kullanılabilir. Bunların da fiyatları 20 liraymış. Gene burada farklı boyda daha büyük kaseler de var. Bu kaselerin de gene fiyatları küçüklerle aynı 20 lira. Evet, evin mutfak eksiklerinden devam ediyoruz. Tencereler, tencereler. Tabii ki de bir mutfağın olmazsa olmazı. Düdüklü tencereler de burada pek çok çeşit varmış. Fiyatlarını da hemen çekelim. Bu mesela 800 liraymış. Korkmaz'ın var burada. İşte benim korktuğum modeller şunlar. Bunlar 800 liraymış. Benim tercih ettiğim modeller daha çok otomatik kapaklar oluyor. Ama burada şu anda göremedim. Tefal'in yok. Farklı markaların var. Lavanın ürünleri var. Lavanın ürünlerini de çekelim. Döküm tencereleri. Burada her boyutta bulabilirsiniz. Fiyatları da 600 lirayla 800 lira arasında değişiyor. Hemen tencerelerin karşısında da bıçak setleri var. Onları da çekelim şöyle size. Tezgah üstüne koymak için şöyle mesela bir tahta bıçak seti var. Bu 720 liraya düşmüş şu anda. Daha uygun fiyatlıları da var. Şöyle mesela şu 180 liraymış. Şurada açık halinde var. IKEA'da da vardı bunun bir benzeri, böyle makaslı falan. Daha uygun fiyatlı bir şey istiyorsanız da buna da bakabilirsiniz. Bir de masa üstüne koymak için değil de çekmecelikte kullanmak için gene böyle bıçak setleri var. Bu da mesela 350 liraya düşmüş. Bayağı işinizi görür. Her şeyde var. Soyacağı falan da var. Beyaz rengi de var. Grisi var. Bir de şöyle siyah bir set var. Bu da gene 350 lira. O zaman bıçakları da geçelim. Bakalım arkada neler bekliyor. Burada da pek çok farklı markanın tencere setleri var. Onları da gene sizler için çekelim. Mesela şu güzel goldlu siyahlı 7 parça set çok 1700 güzel. Liraymış. Şu kırmızı seti de çok beğendim. Kırmızı siyah. Bu bir küçük boy. Bu da 960 liraymış gene 7 parça olarak tavasıyla birlikte. Bir de en üstte var. Onu da çekelim gri. Bu da gene 7 parça. Green tencere seti 1000 liraymış. Şu set de güzelmiş. Yani şöyle bir size çekmiş olalım dedim. Çünkü fiyatları da uygun. Genelde 1000 liranın üzerinde. Evet, fiyatları bana da iyi geldi. Ve boyutları falan da gayet güzel. Mesela şöyle kullanışlı göstereyim, pilav tenceresi. Bu 830 liraymış. Papillanınmış. Çok iyi. Papilla genelde Migros'larda falan da oluyor papillanın, ama tabii böyle set olarak olmuyor. Şunu da son olarak göstereyim. Şu da çok şık geldi. Şöyle içini falan göstereyim. Bu da 7 parça tencere seti. 1000 liraymış. Bunun aynı zamanda beyazı da var yanında. Ama şu renk hoşuma gitti doğrusu. Çaydanlıklara hemen bakalım. Burada güzel böyle emaye üstü porselen güzel çaydanlık setleri var. Bu setlerde 400 liraymış fiyatı. Sadece alt üstü emaye olanlar da var. Onlara da şöyle bakalım. Bunlar da 430 liraymış. Farklı renk seçenekleri de var. Yeşili, mavisi, mutfağınıza uygun şekilde de alabilirsiniz. Valla her rengi güzel. Her rengini beğendim. Fiyatları da bunların 430 lirayla 450 lira arasında değişiyor. Normal klasik çelik çaydanlıklar da burada var. Her boy mevcut. İşinize yarayacak litrelerde olanlara bakabilirsiniz. Bu mesela standart boy diyelim. Korkmaz'ın 720 liraymış. Burada pankek tavaları da varmış. Şöyle Papilla'nın. Benim evde kullandığım şu. Bu 130 liraymış burada şu anda. Bir de böyle dörtlüsü varmış. Bu da gene Papilla'nın, daha büyük boyutlu pankek yapmak için. Bu da 150 liraymış. Yine farklı, mesela şöyle gülen yüzlü, emojili varmıştır. Onların da fiyatlarına bakayım. Bunların da fiyatları 150 liraymış. Ay, çok tatlılar. Bunlar pişince nasıl olur acaba diye düşünüyordum. Şurada kutusu varmış, görünüyor. Çok tatlı.
sabahleyin pankek yemeyi sevenler bu tavalara da göz atabilirler. Tabii aynı zamanda farklı tava modelleri de var. Wok tavalar falan da var. Bu wok tavaların hemen şöyle bir fiyatlarından üstünden geçeyim. 200-210 lira arasında değişiyor. Bu grill tavalar da 150 liraymış. Şöyle sizler için de bir fiyat bilgisi olsun dedim. Aa, bir de kalpli bir krep tavası varmış. Hadi göstermişken onu da göstereyim. Şöyle dörtlü. Bu da 120 liraymış. Burada çok şık gerçekten setler görüyorum. Şu mesela kristal bir set olarak geçiyor. 420 liraymış bunun fiyatı. Bu da gene 12 parça 390 liraymış. Ha, kristal değilmiş, markası Öz Kristalmiş. Ben yanlış gördüm. Burada gene benim evde kullandığım Tontiş Paşa Bahçe bardaklarından var. Bu da 12 parça set 190 liraymış. Şöyle sizler için de birkaç parça, birkaç örnek daha doğrusu çekmiş olalım dedim. Ben şunu çok beğendim. Şöyle göstereyim size. Çay altlığı falan da çok şıkmış. Bu 340 liraymış. Bir de indirimde bir model var şöyle puantiyede. Onu da göstereyim. Böyle kenarı gold. Bu da 280 liraymış. Gene istemediğiniz kadar farklı çeşit burada bulabilirsiniz. Aa, şu koleksiyonun çok şıkmış. Şunları da beğendim. Bunlar da 260 liraymış. Şu anda indirimde 350 liradan düşmüş. 12 parça. Kırmızı ya da mavi renk seçeneğine bakabilirsiniz. Şunlar güzel oluyor. Kaymıyorlar tam içine geçtiği için. Güzel de sunumda görünüyor. Yanına böyle küçük kurabiye falan da koyabiliyorsunuz çay getirdiğiniz zaman. Şunları da göstereyim. Şunu da beğendim ya. Çok fazla detay çekmeyeceğim diyorum ama her seferinde böyle gözüme hoş gelen şeyleri size de göstermeden yapamıyorum. Bu 12 parça sette 250 liraymış. Şimdi de kahve fincanlarına geçelim isterseniz. Çok şık kahve fincanları görüyorum. Ay, çok güzel değil mi? Bu Kütahya porselen galiba, evet. 190 lira. Şöyle ikili fincan seti. Şöyle değişik geometrik desenlisi varmış. Bu da 230 lira. Şu yüzü olanlar da 4 parça olarak yani 2 kişilik set 180 liraymış. Burada gene farklı pek çok çay ve kahve fincanı seçeneği var. Arka tarafta da devam ediyor. Hep birlikte tekrar incelemeye başlayalım. Çünkü çok güzel modeller gördüm. Şöyle beğendiklerimi gene sizlere göstereceğim. Mesela Kütahya Porselen'in şu 12 kişilik takımı. Mavi renk sevenler için özellikle. Şöyle göstereyim, bir de yapraklısı var. Şu 350 lira. Bu da 530 lira. İkisi de aynı güzellikte bence. 350 olanı seçebilirsiniz. İkisi de Kütahya porselenin dediğim gibi. Şöyle değişik bir model varmış. Şunu da göstereyim hadi hazır elime almışken. Bu da 460 liraymış. Burada daha uygun fiyatlı seçenekler de var. 12 parça mesela şu kahvesi de 180 liraymış. Burada mesela şöyle bir set var. Bunlar 300 liraymış. Yani farklı modeller de burada mevcut. Ben şu anda açık olan, gözüme güzel gelenleri sizler için çektim. Paşa Bahçe'nin gene farklı markaların burada şarap kadehlerini ve bardaklarını da bulabilirsiniz. Burada böyle pipetli tatlı bardaklar varmış. Bunlar da 50 lira. Murat şimdi gelip çekerse şöyle sarıdan kırmızıya, maviden yeşile farklı renkleri mevcut burada. Ay, şu kupalar çok tatlıymış. Çok hoşuma gitti ama çok küçük ya. Ben bu kadar küçük kupayı çok kullanışlı bulmuyorum açıkçası. Ama deseni, içinin rengi falan çok hoşuma gitti. Ya bu triple olur yani. Bayağı büyük Türk kahvesi içinde. Bu da 42.90'mış fiyatı. Burada aynı zamanda standart boy kupalar da var. Keramika'nın mesela bu renkli kupaları 26.90'mış. Değişik böyle ikili kupalar var mesela. Bir de şunları göstereyim. Bunlar da 160 liraymış. Şimdi çıkıp göstereceğim sizlere de. Şöyle tam kahvelik. Köpüklü kahvelerinizi bunu da içebilirsiniz. Burada sabunluklar varmış. Onları da çekeyim. Şöyle mutfakta buraya süngerinizi falan koymak için. Bu 90 liraymış. Şöyle hem bir tarafına losyon, bir tarafına bulaşık deterjanı koyabileceğiniz, gene buraya süngerinizi koyabileceğiniz bir model var. Bu da 135 liraymış. Şöyle gene değişik bir model. Allah düşürmezsem eğer. Bu da 190 liraymış. Şöyle göstereyim bir de. Buraya gene süngerinizi koymak için. Burada değişik modeller bulabilirsiniz. Bunun başka rengi de var. 70 liraymış fiyatları. Siyah 80 liraymış. Diğeri 70 liraymış. Renkler de fark ediyor. Burada çekmece için çatal bıçak yerleştirme şeyleri de varmış. Eğer ki eksiğiniz varsa nereden alırım diye düşünüyorsanız şöyle Murat sizler için çekiyor.
Pek çok farklı boyutta ve renkte. Şöyle ben göstereyim örnek olması açısından. Çekmece içine yerleştirebileceğiniz plastik ürünler var. Fiyatları da 60 lirayla 90 lira arası. Şu mesela 50 liraymış, daha küçük. Minik çekmeceniz varsa bunları da şöyle bir size çekmiş olalım. Ha, bir de ekmek sepetleri varmış. Onları görmeden geçiyordum. Şimdi Murat işaret etti, çek bunları da diye. Bu 130 liraymış. Şu metal olan da 160 liraymış. Ben daha önceden bunun farklı bir bronz rengini almıştım. Evliya'dan almamıştım ama 150 liraymış onun da fiyatı. Burada pek çok sürahi modeli de var. Şöyle bir göz gezdirelim isterseniz. Şunun dış görünüşünü, kapağını falan yapısını çok beğendim. Bu 180 liraymış. Şöyle bir karaf var. Şu karaf da 250 liraymış. Burada yine uygun fiyatlı pek çok sürahi seçeneği de var. 40 liradan başlıyor. Şöyle 50-60 olarak devam ediyor. Paşa Bahçe'nin Timeless serisi burada da varmış. Dörtlü olarak 240 liraymış. Bu gold olmadan kenarı sade olan modelleri. Raklenin böyle altılı buzlu, altı buz normal renkli cam olan bardakları var. Bunlar da 220 liraymış. Şöyle bir kenarı goldlu bardak seti var. Bu da altılı. 300 liraymış. Şöyle gene sizler için reyonunda çekiyoruz. Neler var neler yok görün diye. Evet, çok sevilen bambu bölümündeyiz şimdi. Bambu kesme tahtalarının olduğu bölümdeyiz. Burada pek çok farklı boyusu var. Hem küçüğü hem büyüğü istediğiniz şekilde. Hem bambu markasının var hem Perotti markasının var. Mesela şöyle bir örnek göstereyim. Bu 110 liraymış. Bunları aynı zamanda peynir tabağı hazırlarken falan da kullanabilirsiniz. Sadece kesme tahtası olarak düşünmeyin ki ben artık tahtaları kullanmıyorum kesme tahtası olarak. Çünkü camlar daha hijyenik olduğu için ben cama geçtim. Onu da hazır burada çekiyorken söyleyeyim. Bunlar peynir tabağı yapmak için bence daha uygun. Bunun mesela modeli hoşmuş. Şöyle peynir delikleri gibi zaten yapmışlar. Bu 80 liraymış. Hatta şöyle göstereyim, üstüne de peynir resmi falan çizmişler. Güzelmiş bu, bunu beğendim. Şöyle bir sunum tepsisi taşı gördüm şimdi uzaktan. Bu çok hoşuma gitti. Bir tane de kalmış. 200 liraymış. Şu anda alsam mı diye düşünüyorum açıkçası. Eski mutfağım olsaydı çok uyardı. Yeşildi benim granitim. Eski evimde. Şu anda bembeyaz mutfağım. Şöyle farklı bir çerezlik gördüm. Şunu da göstereyim. Şunun da fiyatı 190 liraymış. Tepsiler de var mı? Fiyatları da iyi. 35 lirayla 60 lira arasında değişiyor. Şu mesela kocaman tepsi 60 liraymış. Bir de şu küçüğü göstereyim. Bu kaydırmaz tepsi de 35 liraymış. Burada güzel LED aydınlatmaları görünce şöyle hemen reyona girdim. Bunlar şöyle pille çalışıyormuş. 190 liraymış bunun fiyatı. Bir de şöyle gene LED'li dallar var. Bunlar da 150 liraymış. 40 santimlik dallar. Burada böyle güzel teraryumlar yapmışlar. Onları da göstereyim. Şöyle güzel dekorasyon parçaları da var. Ay, şu uçak da güzelmiş. Değil mi? 130 liraymış bu da. Çok güzel. Burada böyle güzel piyanolar da varmış. Bu mesela 229 liraymış. Bu müzik de çalıyor. Tuşlarına falan basılıyor. Çok güzel. Bu 229 lira. Küçüğü de 120 liraymış. Burada böyle gramofon var bir tane. Bu 240 lira. Yani değişik böyle dekorasyon ürünleri var. Ay, şu radyo çok tatlı değil mi? Çalışıyor mu acaba? Süs mü? Bu 450 liraymış mesela. Burada güzel dekorasyon objeleri varmış. Hep birlikte onları çekelim şimdi. Ananas ister miydiniz? Şöyle güzel bir ananas göstereyim size. Bu ananasın farklı renkleri de var. Siyah, krem rengi falan da varmış. Bu 140 liraymış. Krem olanı 160, siyah olanı da 140 liraymış. Farklı böyle küpler falan da var. Küp arayıp da nereden bulsam işte çok pahalı falan diye düşünüyorsanız burada 240 lirayla 330 lira arasında değişiyor küplerin de fiyatları. Boyutlarına göre. Ha, şöyle bir nar tabağı yapmışlar. Üçlü nar. 332 liraymış. Bunun da fiyatı. Bu 160 liraymış. 110 lira da bunun düz olanıymış. Bu renkli desenli olduğu için herhalde. Bu klasik olan da 220 liraymış. Şöyle minnoşları da var. 169 lirayla 180 lira arasında değişiyor bunların da fiyatı. 3 tane rengi var, bir de siyah varmış. Burada gene güzel küpler var. Bu üçlü olarak satılıyormuş. Üçlü küp 400 liraymış. Burada boy aynaları ve gene küçük aynalar da varmış. Şu tam karşımda olan ayna 180 liraymış. Altta daha büyük olan boyları da var. Onların da hemen fiyatına bakacağım. Onlar da 450 liraymış. Uzunluğu nedir onların? Hemen bakıyorum şimdi. 30'a 90'mış bunların da boyu. Farklı renkleri var. Bakırı da var, gold'u da var.
Burada da aynalı tepsiler var. Aa, bunlar çok şık. Hemen göstereyim şöyle. Metalik rengi varmış. Bu 170 lira. Bir de gold'u varmış. Onu da göstereyim. Bu da 190 liraymış. Şöyle masa ortasında, sehpa ortasında falan koymak için. Ya da isterseniz tabii sunumlarınızda da kullanmak için böyle güzel ayna tepsiler var. Şurada da bir model varmış. Onu da göstereyim. Şu da güzelmiş. Şöyle 170 liraymış bunun fiyatı. Bir de minnoşu var. 140 lira. Onu da hemen göstereyim. Şöyle. Bu da 140 liraymış. Şöyle farklı renk seçenekleri de var. Güzel tablolar da varmış burada. Onlara da şöyle bir göz atalım. Hem çerçeveli olarak böyle poster tarzı şeyler var. Hem de kanvas olarak böyle çerçevesiz modeller de varmış. Mesela örnek olarak göstereyim bir tane. Şöyle ters mi tutuyorum yaprağı? Bu 150 liraymış. Şöyle bir manzara var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar 150 liraymış. Boyutlarını da söyleyeyim. 60'a 90 olarak geçiyor bunlar. Şöyle farklı modelleri var. Murat çekiyor şu anda sizler için. Evde böyle çiçeği olanlar için, yeşil bir ortam sevenler için yine çiçekleriyle uyumlu art tablolar da var. Bunlar da 120 liraymış. Çerçevesiyle birlikte iyi geldi fiyatı şu anda bunu. Çiçeklerden bahsetmişken tabii ki de saksıları da çekmeden olmaz. Böyle güzel beton saksılar varmış. Bu mesela 60 liraymış. Hemen yanında göstereyim. Şu 50 liraymış. Bunun farklı renkleri de var. Onlar da 55 lira. Burada bir yeşil saksı var. Bu da 80 lira. Aa, bu kaktüsü olana bayıldım. İçine de kaktüs ekebilirsiniz ya da farklı bir şey de ekebilirsiniz. Bu çok güzelmiş. Bu 60 lira fiyatı. İki tane şöyle desen seçeneği yapmışlar. Güzel saksı modelleri var burada. Şöyle hayvan desenli falan. Bunlar da 70 liraymış. Ama porselen göremedim. Porselen görürsem saksı onları da gösteririm. Çünkü bunlar beton olduğu için bazen durduğu yere işte böyle şeyler dökebiliyor. O yüzden porselen benim daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ama bunların da şu kaktüsünün de görünümü çok tatlı. Ev turumuza banyo dekorasyon ürünleriyle devam ediyoruz. Burada güzel şöyle deniz kabuklu bir seri görüyorum. Ay çok şık. Çok şık. İlk önce şunu serinin fiyatı sanıp sevindim ama tekli ürün fiyatıymış. 180 liraymış. Şu da 150 liraymış. Burada normal sabunlu da var. Bu da 150 lira. Çok güzel ama işte fiyatlar birleşince biraz üzüyor. Şurada gene değişik sabunluklar var. Murat şimdi şöyle gene sizler için modelleri ve fiyatları çekiyor. Ben tek tek böyle gösterip de videonun süresini iyice uzatmayayım. Ha, bu da güzelmiş. Gold'u falan da güzel. Beğendim. Bu mesela 70 liraymış. Biz banyo alsak mı acaba şu beyazda? Biz de bu aralar bir değiştirmek istiyoruz da ne alsak diye karar veremiyoruz. Bu da ne kadarmış? Yani bu 50 liraya düşmüş. Tam ben. Evet, biz ya siyah ya da beyaz almamız lazım. Çünkü tuvalet siyah beyaz. Şu da güzelmiş de gold işi bozuyor işte. Bu siyah da 50 liraymış. Şurada gene farklı sabunlukları da görüyorsunuz. Aslında tek tek alınca biraz daha pahalıya geliyor. Şimdi arka reyona geçince gördük böyle setler var. Mesela bu set 350 liraymış. Hem tuvalet fırçalığı hem tuvalet kağıtlığı falan hepsi var. Farklı renk seçenekleri de var. Hepsi 350 lira. Şu gri olan da güzelmiş. Beğendim, siyah falan her rengi var. Farklı tarzda gene böyle setler de var. Bu mesela 630 liraymış. Şu beyaz olan 585 lira. Onun yanındaki çok iyi. 250 lira. Böyle bir set alamazsınız. Bunun fiyatı iyi geldi. Yani aklınızda olsun. Burada da farklı modeller bulabilirsiniz. Şu alttaki mesela mermer deseni de güzelmiş. Onun yanındaki bizim aldığımız modele benziyor. Biz eskittik alıp o modeli. Şimdi halı reyonuna geldik. Burada güzel böyle halılar, kilimler falan da varmış. Şöyle yuvarlak mesela şu ne kadarmış? 360 liraymış pomponlu. Böyle değişik modeller var. Şuna bakalım mesela. Şöyle. Bu 650 liraymış. Jüt gibi. Bayağı güzel. Bunu beğendim. Klasik halıları sevmeyenler için de modeller var. Klasik halılar da var. Bu mesela 450 liraymış. Bu da güzel. Beğendim bunların modellerini. Burada bayağı desen var, model var. Ben şöyle sizler için bir iki tane göstermiş olayım. Banyo paspasları da varmış burada. Mesela şu ikili set 220 liraymış. Şurada gene 220 liraya farklı bir rengi de var. Şöyle gene birkaç
çeşit model burada var. Arka tarafta da gene devam ediyor. Bunlar da mesela 200 liraymış. Gene ikili set olarak. Pek çok aydınlatma seçeneği de var mağazada. 60 liradan başlıyor gördüğüm kadarıyla. 400-500'e kadar çıkıyor. Şöyle bir yandan yürüyüp bir yandan da sizler için çekiyoruz. Mesela şu yemek masasının üstüne biz ilk taşındığımız zaman düşünmüştük acaba böyle bir şey mi alalım diye. Sonra tahtalı olanlardan vazgeçtik. O mesela 470 liraymış. Burada gene metal böyle lambalar var. İkilisi mesela 250 liraymış. Büyüğü de 330 liraymış. Televizyon üniteleri bölümüne geldik şimdi. Mesela bir iki tane şöyle bir fiyat bilgisi bakalım. Şu üstteki model 1200 liraymış. Altta daha büyük olan da 2000 liraymış. Onun yanında bir tane kampanyalı var. Şöyle hezeranlı, güzel bir model. Bu da 1439 liraya düşmüş. Şöyle gene modern bir televizyon altlığı daha var. Bu da 1400 liraymış. Gene şöyle devam ediyoruz. Burada da 1800 lira, 1400 lira. Yani 2000 lirayı geçmeyecek şekilde gidiyor diyebiliriz televizyon üniteleri de. Artık sizin istediğiniz boyuta göre buradan bakarsınız. Bizim alacağımız model stokta yoktu. Biz o yüzden Evidia'dan almadık. Sonradan mutfakları da yaptırdığımız Osman Usta'ya gidip yaptırdık. Kendi istediğimiz modelde ama sizin böyle hani tanıdık ustanız falan yoksa hazır böyle hiç uğraşmayayım demonte alayım kendim yaparım diyorsanız Evidia'da bakabilirsiniz. Şöyle sandalyeleri de çekelim. Özellikle mutfakta kullanmak için biz de kendi mutfak sandalyelerimizi buradan aldık. Şu anda şurada yok. Görünce onu da göstereceğim. Gerçi bizim eğer ki şuraya bir yere ekliyoruz şimdi Galataport vlogumuzu izlerseniz orada da bizim böyle mutfağımızda bir küçük görebilirsiniz. Hazır yeri gelmişken onu da söylemek istedim. Eğer yorum gelirse mutfağını çeker misin? Çok yorum gelmesi lazım çünkü mutfağım çok uzun sürer. Dolapları falan karıştırmalı falan istiyorsanız çok uzun sürer. O yüzden de eğer ki böyle bir ne bileyim 40-50 tane yorum gelirse belki mutfağımızda böyle detaylı gezdiririm sizlere. Şöyle bir sandalye var mesela. Bu 386 liraymış. Yanında siyah var. 494 lira. Evet bizim sandalye demişken de tabii ki de göstermeden olmaz. Biz buradan aldırıp ayaklarını biraz kestirmiştik. Çünkü biz bar masası gibi yaptıracaktık. Ama sonra mutfak tezgahıyla aynı hizada olmasına karar verdik. O zaman da bu taburesi biraz yüksek kaldı. Biz de ayaklarını biraz kestirmiştik. Bunların fiyatı da 900 lira olmuş. Şu anda burada 3 tane rengi var. Koyu kahvesi var, açık kahvesi var. Bir de beyazı var. Böyle aile paspası yani 150 liraymış bu. Altta mesela evli olan bir versiyonu var. O da 150 liraymış. Hoş geldiniz yazanlar var, Uğur Böcekliler var. Pek çok çeşit var. Böyle kalın olanlar 150 lira. İnce olan kapı önü paspasları da şöyle göstereyim. Bunlar da 50 liraymış. Hatta şu mesela 40 liraya düşmüş. Ama ben şuna bayıldım. Ama sen alsan hangisini alırdın derseniz ben şu herhalde evli olanı alırım. Ama bu çok sempatik geldi. O yüzden de göstermek istedim. Karşıda da gene farklı modeller de var. Şöyle Hello yazan varmış mesela. Bunlar da 50 lirayla 45 lira arasında değişiyor. Güzel beyaz dolaplar varmış şurada. Şöyle görmüşken size de göstermek istedim. Bu 1529 liraymış. Mesela evin girişinde eğer ki rengi de uyuyorsa ayakkabı işte anahtarlarınızı falan koymak için kullanabileceğiniz bir dolap. Burada farklı bir model daha var. Bu da 1394 lira. Dolapların fiyatları bana şu anda piyasaya göre ortalama geldi yani. Hani ne çok ucuz ne çok pahalı. Alınabilir bir fiyat. Çok zamlanmamış. Evet. Burada farklı modeller de var. Gene Murat sizler için çekiyor. Şu dolap bayağı kullanışlı. Yani eğer ki renkleri evinize uyuyorsa böyle ekstra bir dolap ihtiyacınız varsa Evidia'ya bakabilirsiniz. Burada farklı renk tonlarında modeller mevcut. Güzel hasır sepetler varmış burada. Şöyle göstereyim boyut boyut. Desen 140 lira 170 lira arasında değişiyor. Bu mesela 140 liraymış. Az önce gösterdiğim büyük olanlar 170 liraydı. Ama bir de saksı olarak kullanabileceğiniz modelleri de var. Şöyle içi şeyle naylonlu. Bu da üçlü set olarak 200 liraymış. Böyle boy boy saksılarınız varsa şöyle de göstereyim. Çok tatlı durur yan yana. Güzel fiyatı da 200 lira iyi geldi. H&M'de bu tarz şeyler biraz daha pahalı oluyor. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Bugün de hep birlikte Evidia mağazasını gezdik. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Video ile ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi mutlaka bu videonun altına bekliyoruz. Bundan sonra neler çekelim, bu kanalda neler görmek istiyorsunuz? Mutlaka yazın çünkü siz ne yazıyorsanız biz ona göre şekilleniyoruz. Sizin istediğiniz şeyleri size sunmaya çalışıyoruz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.